Simgeciğim, daha fazla kalmama imkan yok. Neredeyse 10 gün oldu. İşimin başına dönmem gerek hemen. Ay Serdar, sık boğaz etmesene canım. Burada hayatımızı tamamen değiştirmekten söz ediyoruz. Ben senin kesin kararını verdiğini zannediyordum. Tabii de Özge'yi de düşünüyorum. Hem yarı dönemde oraya nasıl uyum sağlayacak? Burada çok başarılı. Ya oraya alışamazsa, ya oraya uyum sağlayamazsa? Hiç merak etme. Çocuklar bizden daha hızlı uyum sağlıyor. Benim burada da tamamlamam gereken işler var. Bak Simge, İstersen ben Özge'yi alıp gideyim. Sen buradaki işleri tamamlayıp arkadan gel. Hayır efendim. Ben kızımdan bir gün bile ayrı kalamam. Restorana 10 gündür arkadaşım bakıyor. Herkesin işi gücü var Simge. Daha fazla ricada bulunamam. Bak Simge, kendin gelmek istemiyorsan izin ver Özge'yi götüreyim. Zaten yıllarca kızıma hasret kaldım. Ne yapayım? Sen de o zaman ta Kanadalara gidip yerleşmeseydin canım. Simge, neden gittiğimi çok iyi biliyorsun. Özge'den ayrılacağımı aklından bile geçirme Serdar. Aylarca burada kalıp senin karar vermeni bekleyemem. Orada bir hayat kurdum. Beni anlıyor musun? Evet, ama sen de kabul et ki bu çok zor bir karar Serdar. Konuşmanızı bölmüyorum değil mi? Hayır. Ben de çıkıyordum zaten. Simge, konuşmamız gerekiyor. İşle ilgili bir şeyse dinliyorum. Onun dışında konuşacak bir şeyimiz kaldığını sanmıyorum Hakan. Simge, lütfen böyle yapma. Beni çok fazla kırdın Hakan. Çok. Otele gidiyordum. Yarı yoldan geri döndüm. Seninle konuşabilir miyiz Hakan? Tabii, lütfen otur. Aslında olaylar nasıl bir noktaya geldi hiç anlamıyorum. Ben de. Şimdi sana söyleyeceklerime çok şaşıracağını biliyorum. Ama bunu biriyle paylaşmam gerekiyor. Lütfen bana bir akıl ver. Ben buraya Özge için geldim Hakan. Kızımın bana ihtiyacı olduğu için. Onu çok özlediğim için. Gerekirse onu beraberimde Kanada'ya götürmek için. Simge ile tekrar bir araya gelmek gibi bir niyetim yoktu. Zaten olamazdı. Ama onu Kanada'ya davet etmiştin. Yeniden deneyelim demiştin. Bir an eski günlere döndüm. Özge'ye kavuşmanın sarhoşluğu, sonra seninle arasının bozulması. Bir anda şuurumu kaybetmiş olmalıyım. Yani? Yani ben Simge ile beraber olamam. Çünkü ben evliyim. Ne? Bak Serdar, bu meseleden kaçarak daha da büyümesine yol açıyorsun. Biliyorum, bu yüzden sana geldim. Ama Simge ile kendin konuşmalısın. Yani ona bunu nasıl izah ederim ki? Biliyorum çok zor. Ama bence en doğrusu bu. Benimle konuşmak istemişsin. Evet. Otursana. Simge. Simge, bizim hep beraber Kanada'ya gitmemiz mümkün değil. Ben bunu söyleyemedim ama ben evliyim. Ne? Evli misin? Evet. Bunu söylemek için çok geç kaldım ama Özge'nin bunu nasıl karşılayacağını bilemediğim için, hani bir de seninle eski günlerimiz için. Yani özür dilerim, çok kafam karışıktı. Ne desen haklısın. İyi de bu kadar komik olan ne? Kanada meselesinden nasıl yakamı kurtaracağımı düşünüyordum kara kara ya. Gerçekten mi? Evet. Yani Kanada'ya gelmek istemiyorsun. Ay tabii ki hayır Serdar. Hakan'a olan kızgınlığımdan bir laf attım ortaya, üzerimde kaldı. Bu saatten sonra orada ne yaparım ben? Burada iyi bir işim var, rahatım yerinde. Hem neden düzenimi bozayım ki? Peki Özge? Tabii ki Özge burada benimle kalacak. Sen de sevgili karına geri döneceksin. Simge, bu kadar bencil olma. Çocuğun geleceği için Kanada'da yaşaması daha iyi. Ben Özge'den asla ayrılmam. Bu söz konusu bile olamaz. Simge, unutma ki o benim de çocuğum.
Vay 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 vay. Çocuğun olduğunu yıllardır unutmuştun da yeni mi aklın başına geldi Serdar Bey? Kanada'ya gitmek zorunda kaldığımı biliyorsun. Ayrıca boşanırken onun benimle gelmesini çok istedim. Ama mahkeme çocuğu sana verdi. Sonra da onu benden sen uzaklaştırdın. Sen de görüşmek için çok çaba sarf etmedin ama. Adresiniz değişmişti. Size ulaşamadım, bunu biliyorsun. Çocuk benimle kalacak, o kadar. Çocuğuma kavuşmuşken onu bırakmaya hiç niyetim yok Simge. Ayrıca benimle çok mutlu. Çocuğumu benden alamayacaksın. Göreceğiz. Ne oldu Simge? Yok bir şey. Tamam, haklısın. Sana söylediklerim hoş değildi. Ama biraz daha sakin olup konuşabiliriz. Lütfen Simge. Dayanamıyorum. Her şey o kadar üst üste geliyor ki. Tamam canım, geçecek.